Evet arkadaşlar, ekoloji konusuna devam ediyoruz. Yine biyosferde madde ve enerji döngüleri konusunun ikinci dersindeyiz. Şimdi sevgili dostlar, önce oksijen döngüsünden bahsedeceğiz. Oksijen atmosferde miktarı değişmeyen gazlardan birisidir. Biliyorsunuz atmosferdeki oranı %21'dir ve yaşam için gerekli olan bir gazdır. Solunum yapabilmemiz için hem de yanma için arkadaşlar önemli bir gazdır. Bundan dolayı da organik maddeler oksidasyonunda kömür, gaz ya da odun gibi maddelerin yanmasında büyük ölçüde etkili olan bir gazdır. Oksijen atmosferde 3 şekilde bulunur. Birincisi arkadaşlar atomik oksijen, yani tek başına o. İkincisi moleküler oksijen, yani bizim O2 dediğimiz solunum yapmakta kullandığımız gaz. Üçüncüsü ise arkadaşlar O3'tür, yani ozondur. Moleküler oksijen solunum için gerekli olan bir gazdır. Litosferde de arkadaşlar yaygın olarak bulunmaktadır. Ozon ise stratosfer katmanı içerisinde yer alır ki güneşten gelen ultraviyole ışınların engellenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Atmosferdeki en önemli oksijen kaynağı yeşil bitkilerdir. Yeşil bitkiler fotosentez sırasında oksijen üretmektedirler. Bir diğer önemli oksijen kaynağı ise arkadaşlar suyun fotolizidir. Yani atmosferin yüksek kesimlerinde güneşten gelen enerjiye bağlı olarak su, oksijen ve hidrojen iyonlarına ayrılır. Katı maddelerin yanması, orman yangınları ya da çeşitli insan faaliyetleri sonucunda oksijen tükenmektedir. İnsanların değişik faaliyetleri oksijeni olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mesela katı yakıtlar, yanlış arazi kullanılması, topraktaki oksitlenmeler, orman tahribi atmosfere karışacak oksijen miktarının azalmasına neden olmaktadır. Her yıl binlerce volkanik patlama sonucunda da atmosfere çeşitli miktarda oksijen karışmaktadır. Atmosferdeki oksijen miktarında bugüne kadar gözle görülür bir değişim yaşanmamıştır. Şayet oksijen miktarında bir azalma meydana gelirse arkadaşlar yaşam sona erecektir. Yani baktığımızda her bir üretilen oksijenle tüketilen oksijen birbirine denk bir şekilde bulunmaktadır. Doğada tüketilen oksijen yerine yeniden oksijen üretilmesi olayını ise biz oksijen döngüsü adını vermekteyiz. Geldik karbon döngüsüne. Arkadaşlar karbon atomları canlıların hücrelerindeki yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle de oldukça önemlidir. Karbonun 4 tane büyük deposu bulunmaktadır. Bunlar atmosfer, hidrosfer, litosfer ve canlılardır. Karbon atmosferde karbondioksit gazı şeklinde bulunur. Yani bizim CO2 dediğimiz gaz şeklinde bulunmaktadır. Yine sular içerisinde karbondioksit de bikarbonat olarak bulunur. Litosfer içerisinde kömür, doğalgaz, petrol ve kireç taşı halinde bulunur. Canlılarda ise tüm organik moleküllerin temel yapı taşını oluşturur. Yani hücrelerin temel yapı taşını oluşturmaktadır. Suda ve atmosferdeki karbondioksit bitkiler tarafından alınarak fotosentez işinde kullanılmaktadır. Fotosentez işiyle arkadaşlar organik maddeye çevrilir. Canlılarda solunum, katı yakıt olarak kullanılan çeşitli organik maddelerin oksijen eşliğinde parçalanması anlamına gelmektedir. Yani biz aslında oksijeni vücudumuza aldığımızda kan yardımıyla hücrelerimizin içerisine gider ve oradaki besin maddelerinin parçalanmasında, yani yanmasında, yani vücudumuz tarafından kullanılabilir hale gelmesinde kullanılmaktadır. Solunum sonucunda bu organik maddeler karbondioksit ve suya çevrilir. Serbest kalan karbondioksit yeniden atmosfere verilir. Yani nefesimizi aldık, içeride bu faaliyetler gerçekleşti. Tekrar nefesimizi dışarıya verdiğimizde atmosfere aynı zamanda karbondioksit vermiş oluruz. Canlılar ölünce vücutlarındaki organik maddelerin arıştırıcılar tarafından parçalanması sonucunda da karbondioksit üretilmektedir. Yani canlı artıklarının parçalanması karbondioksit üretiminde önemli bir süreç olarak karşımıza geçer. Uzun vadede üretilen oksijen ile karbondioksit arasında bir denge bulunmaktadır. Karbon doğadaki diğer maddeler gibi çeşitli aşamalardan geçip çeşitli biçimlere girebilmektedir. Ancak hiçbir aşamada yok olmaz. Mesela kireç taşındaki karbon zamanla sulara karışıp planktonlar tarafından alınır. Sudaki karbondioksit havadakine, havadaki sudakine, yani ikisi de birbirine dönüştürülebilir ya da her ikisi de canlılar tarafından alınarak kullanılabilmektedir. Karbon hangi biçime girerse girsin doğal sistemde sürekli devrolmaya devam etmektedir. Karbondioksitin bir diğer önemli etkisi arkadaşlar iklimle ilgilidir. Bakın özellikle sanayi devriminden sonra insanoğlu çok fazla fosil yakıt kullanmaya başladı.
Bu da ne yaptı? Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına neden oldu. Bu da arkadaşlar küresel ısınma dediğimiz olaya neden olmuştu. Atmosferdeki karbondioksit miktarı 3 aşağı 5 yukarı sabittir. Şayet tüketilen karbondioksit tekrar atmosfere dönmeseydi 35 yıl içerisinde atmosfer içerisinde hiç karbondioksit kalmayacaktı. Bu da canlıların fotosentez yapamamasına yani yeryüzünde yaşamın bitmesine neden olacaktır. İnsan karbon döngüsünü maalesef olumsuz yönde etkilemekte. Çünkü kullandığımız fosil yakıtlar çevreye, özellikle atmosferi başta olmak üzere çevreye zarar vermekte. Yani ekosferde olumsuzluklara neden olmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte atmosfere verilmeye başlayan karbondioksit doğal dengeyi maalesef olumsuz yönde etkilemekte. Atmosferde miktarı artan karbondioksit sera etkisi yapmaktadır. Biliyorsunuz sera etkisi şu demektir. Güneşten gelen enerjinin atmosfer içerisinde tutulmasına neden olmakta. Bu da iklim değişimlerine neden olmaktadır. Geldik azot döngüsüne. Canlıların yaşaması için önemli besin maddelerinden birisi de arkadaşlar azottur. Azot canlıların vücudunda proteinler, yani proteinler içerisinde ve DNA'nın bileşiminde yer almaktadır. Azot aynı zamanda toprağın verimliliğini de etkileyen bir maddedir. Arkadaşlar canlılar azotu bitkisel besinlerden alırlar. Yani şimdi hayvanlar diyeyim azotu bitkisel besinlerden alırlar. Azotun iki tane önemli kaynağı vardır. Atmosfer ve canlılar. Azot gazı arkadaşlar atmosferin yaklaşık %78'ini oluşturmaktadır. Ama bitkiler doğrudan havadaki azotu alamazlar. Azotu bitkiler ancak inorganik tuzlar halinde almaktadır. Yani nitrit ve nitrat asidi şeklinde almaktadırlar. Evet, bitkiler azotu nitratlar halinde topraktan alıp amino asite çevirir. Bakın, insan dahil diğer hayvanlar ne havadaki azotu ne de nitratı doğrudan alamazlar. Ancak amino asite dönüştükten sonra vücutlarını alıp yaşamsal faaliyetlerinde kullanmaktadırlar. Havadaki azot gazının topraktaki inorganik tuzlara çevrilmesi canlılar için gerek bitkiler gerek hayvanlar için büyük bir öneme sahiptir. Atmosferde yıldırım ya da volkanik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan elektrik deşarjları azotla oksijenin birleşmesine yani nitrit ve nitrat tuzların oluşumuna etki etmektedir. Nitratlar yağışlarla birlikte toprağa düşer ve topraktan bitkiler tarafından alınmaktadır. Ayrıca bazı bitkiler, özellikle arkadaşlar baklagillerin köklerinde azotobakter ya da nitrifikasyon bakterileri dediğimiz bakteriler bulunmaktadır. Bunlar da arkadaşlar azotu bitkinin kullanabileceği nitrit ve nitrat tuzu haline getirmektedir. Dolayısıyla ne yapmış oldu? Simbiyotik bir yaşam karşımıza çıkmış oldu. Yani azotobakteriler bizim baklagillerin kökünde yaşayarak simbiyotik yani ortak yaşam halinde bir faaliyette bulunmaktadır. Ölen bitki ya da hayvan artıklarındaki protein ve azot içeren moleküller çeşitli mikroorganizmalar vasıtasıyla sırasıyla ilk önce inorganik amonyum, nitrit ve nitrat biçimine dönüştürür. Yani baktığımızda canlının gövdesinde bulunan o azotlu bileşikler önce inorganik amonyuma, sonra nitrit ve nitrat biçimine dönüşerek tekrar doğaya verilmektedir. Bu nitratların bir kısmı bitkiler tarafından yeniden kullanılır, bir kısmı ise çeşitli bakteriler yardımıyla atmosfer içerisine azot halinde karışmaktadır. Havadaki azot, biyolojik olaylar dışında bazen şimşek gibi fiziksel olaylarla da nitratlara çevrilerek bu döngüye katılmaktadır. Azot besin zinciri içerisinde bitkilere, bitkilerden onu yiyen otçullara, otçullardan da etçillere geçmekte. Bu canlıların ölümüyle de bakteriler tarafından ayrıştırılarak tekrar toprağa verilmektedir. İşte bu şekildeki azotun hareketine biz azot döngüsü adını vermekteyiz. Şimdi insanoğlunun azot döngüsünü en olumsuz etkisi azotlu gübreler üretmesidir. Yani son yıllarda tarımda azotlu gübreler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Hatta azotun ilk kullanımını aslında bir Alman askeri kimyasal bir silah olarak kullandı. Azot bombaları hazırladı. Rüzgarın Alman mevzilerinden Fransız mevzilerini estiği bir günde bu bombaları patlattı.
ve yüzlerce Fransız askeri bir tek kurşun atamadan öldü. Birkaç yıl sonra oradaki bitkilerin muazzam hızlı bir şekilde büyüdüğü görülünce azotun bitki besin maddesi olduğu ve dolayısıyla gübre olarak da kullanılabileceği ortaya çıkmış oldu. Şimdi biz çok fazla azotlu gübreler kullanıyoruz. Tabii ki gelecekte bunun toprağa ne gibi olumsuzluklar oluşturacağını maalesef şimdiden kestiremiyoruz. Azotlu gübre kullanımının her aşamasında arkadaşlar azot döngüsü maalesef olumsuz etkilenmektedir. Tarım alanlarında azotlu gübrelerin yanlış kullanımı yani fazla kullanımı toprakta ve suda arkadaşlar azotun artmasına ve sucul ortamlardaki yaşamın bu durumda olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Buralarda hani şimdi çok fazla azot kullanırsak sucul ortamda önce algler üremekte daha sonra alglerin ölümüyle oksijensiz bir ortam yani anaerob bir ortam meydana gelmekte. Böylece oradaki canlılar yaşamını yitirmektedir. İnsanların kullandığı fosil yakıtlardan da atmosfere çeşitli azot oksitler salınmaktadır. Bunlar da havadaki su buharıyla ya da suyla birleşerek asit yağışların oluşumuna neden olmaktadır. Asit yağmurları başta ağaçlar olmak üzere hemen hemen bütün bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bakın Batı Karadeniz ormanlarındaki tahribatın %40'ı Kuzeybatı Avrupa'daki sanayi tesislerinden atmosfere salınan azot oksitlerden kaynaklanmaktadır. Geldik fosfor döngüsüne. Canlıların yaşamı için gerekli maddelerden birisi de arkadaşlar fosfordur. Fosfor yer kabuğundaki kayaçların bünyesinde ve sularda bulunmaktadır. Fosfor atmosferde bulunmadığından yer kabuğu ya da canlılardan başlayarak dolaşıma girmektedir. Fosfor dolaşımı karalar ile denizler arasında meydana gelmektedir. Karalarda bulunan kayaçların ayrışmasıyla fosfor açığa çıkar. Bitkiler suda çözülmüş haldeki fosfatı bünyelerini alırlar ve organik fosfatlara çevirirler. Fosfat bu sayede beslenme zincirine buradan yani ilk önce bitkilere gelir sonra buradan otçulara buradan da etçilere doğru taşınmaktadır. Bu bitki ve hayvanların ölümüyle ayrıştırıcılar bu inorganik fosfatı yeniden inorganik bir hale dönüştürmekte ve ekosisteme tekrar vermektedir. Bu şekilde hayvanlardan tekrar doğaya dönüş meydana gelmektedir. Arkadaşlar ölü organizmalar fosforun bir kısmını toprak içerisinde biriktirir ve bu da sedimenter döngüye yeniden karışmış olur. Bu nedenle karalardan denizlere geçen fosfor uzun süre döngü dışında kalır. Hani sedimenter torturlar bazen milyonlarca yıl jeosenklinallerde kalmakta. Bunlar ancak orojenik süreçlerle kıvrılıp yeryüzüne çıkıp ondan sonra aşınmayla tekrar serbest hale geçebilmektedirler. Tarımda kullanılan gübrelerdeki fosforun bir kısmı akarsularla denizlere ve göllere taşınmaktadır. Yine evsel atıklar, deterjanlar da fosforun denizlere ya da göllere doğru gelmesine neden olur ki bu da sucul ortamlarda ötrofikasyon ya da Türkçe kırmızı su çiçeklenmesi adını verdiğimiz kirliliğe neden olmaktadır. Bakın su ortamında çok fazla fosfor birikmesi burada bulunan bakterilerin hızdan çoğalmasına bu da su içerisindeki oksijen miktarını tükenerek oksijensiz bir ortam meydana gelmesine neden olmaktadır. Geldik kükürt döngüsüne. Arkadaşlar kükürdün büyük bir bölümü yerkürede, bir kısmı ise atmosferde gaz halinde bulunmaktadır. Yine volkanlar ve bataklıklarda da hidrojen sülfit kayalarının bünyesinde ya da demir sülfür yani limonit adını verdiğimiz demir mineralinin içerisinde kükürt yer almaktadır. İşte arkadaşlar bu kükürt serbest hale geçerek atmosfere karışır ki özellikle volkanik patlamalar sırasında muazzam boyutta kükürtlü bileşikler atmosfere karışmaktadır. Litosferde kükürt erozyon sonucunda sedimenter döngü ile denizlere taşınmakta. Atmosferde kükürt ise oksijen ile reaksiyona girerek çeşitli kükürt oksitler yani kükürt dioksit ya da kükürt trioksit şeklinde atmosfer içerisinde bulunmaktadır. Bunlar da su buharıyla reaksiyona girerek çeşitli sülfürik asitlere dönüşür ve buradan da yağmur halinde toprağa dönmektedirler. Katı yakıtlar ya da sanayiden çıkan atıklar havadaki kükürt miktarını arttırmaktadır. Özellikle arkadaşlar termik santraller atmosfere muazzam ölçüde kükürt dioksitler salmaktadır. Bunlar da atmosferde kükürtlü kirleticilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Geldik su döngüsüne. Arkadaşlar biliyorsunuz yeryüzünün 1/3 sulardan oluşmaktadır. Yani denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Yeryüzündeki su varlığının %97'si denizler ve okyanuslardadır. Yani tuzlu sulardan oluşmaktadır. Kalan %3'lük kısmı ise göllerde, bataklıklarda, nehirlerde ya da yüksek dağlık alanlar ve kutuplardaki buzullardan oluşmaktadır. Yeryüzünde bulunan su, litosfer, atmosfer ve biyosfer arasında sürekli yer değiştirmektedir. Bakın su döngüsü tatlı su oluşumu için en önemli faktördür. Çünkü denizlerden buharlaşan su saf halde buharlaşır ve bunlar yağışlarda yeryüzüne düştüğünde tatlı suyun kaynağını oluşturmaktadır. İşte denizlerden buharlaşan suyun karalar üzerine düşmesi, buradan da akarsular ya da yeraltı akışı vasıtasıyla tekrar denizlere ulaşmasına biz su döngüsü ya da hidrolojik döngü adını vermekteyiz. Biyosferde en bulunan madde sudur. Canlıların vücutlarının büyük bir bölümü sudan, yani yaklaşık %60-%65'i sudan meydana gelmektedir. Ve her canlı suya muhtaçtır. Zaten yeryüzünde yaşamın görülmesinin temel nedeni dünyada suyun bulunmasıdır. İnsan yemeden 2 ay kadar yaşayabilir en dayanıklı insanlar. Ama susuz arkadaşlar en fazla 1 hafta. Zaten 2 günden sonra vücutta geriye dönülemeyecek hasarlar meydana gelmektedir. Yeryüzündeki suların ya sadece arkadaşlar 1/3'lük kısmı tatlı su niteliğinde olup insanlar tarafından kullanılabilmektedir. Buharlaşma ve yağış süreçleri bu döngüde önemli bir yer tutmaktadır. Arkadaşlar denizler en önemli su deposudur. Denizlerdeki sular sıcaklık, basınç ya da belirli hava kütlelerinin etkisiyle yani deniz üzerinde hareket eden hava kütlelerinin etkisiyle buharlaşmakta, atmosfere karışmakta. Bu suyun büyük bir kısmı tekrar yağış şeklinde yeryüzüne düşer ama bir kısmı arkadaşlar küçük bir kısmı da atmosfer içerisindeki nemi oluşturmaktadır. Yeryüzünde bulunan suyun yaklaşık %1.8'lik kısmı buzul, yeraltı suyu ya da canlıların dokusunda tutulduğu için arkadaşlar bu döngünün dışında bulunmaktadır. Karalardaki su döngüsü içinde yeraltındaki su miktarı, yağış, bitki örtüsü ya da toprak özelliklerine göre su döngüsü değişmektedir. Bitki örtüsü yağışla meydana gelen suyun bir kısmını yaprakları vasıtasıyla tutar, bir kısmı da arkadaşlar buharlaşma ile tekrar atmosfere döner. Yani evaporasyon yoluyla ya da transpirasyon yoluyla tekrar atmosfere göndermektedir. Yapraklardaki tutulma bitki örtüsünün sıklığına yani onun yoğunluk kesafet derecesine göre değişmekte ya da yağışın şiddetine göre. Mesela çisenti şeklinde düşen yağışın atarak söylüyorum %20'si bitki yaprakları tarafından tutuluyorsa sarnak şeklinde düşen yağışın ancak %5'lik bir kısmı burada tutulmaktadır. Yine yağış sonucunda yeryüzüne ulaşan suyun bir kısmı yamaç eğimi ve litolojik özelliklere bağlı olarak ne yapacaktır? Akışa geçecek. Bir kısmı yer altına sızacak, bir kısmı ise arkadaşlar bitkiler tarafından tutulup kullanılacaktır. İşte bu şekilde denizlerden buharlaşan su yağış halinde karalar üzerine düşer. Karalar üzerine düşen bir kısmı eğim doğrultusunda akışa geçerek nehirlere ulaşır. Bir kısmı bitkiler tarafından kullanılır, bir kısmı yeraltı suyunu besler. Yani akiferler içerisinde depolanmış olur. Ve bu süreçle arkadaşlar sürekli yeryüzünde yeni tatlı su kaynakları oluşmuş olur. Evet arkadaşlar böylece enerji akışı ve madde döngüleri konusunu bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde milli parklar konusundan devam edeceğiz.